Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile projeler eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Ara ara böyle proje bazlı çalışmaları çektiğimiz bir oynatma listesi oluşturmuştuk hatırlıyorsanız. Bunlardan ilk olarak iş yatırım sitesinden toplu bilançoları nasıl çekebileceğiz Python ile bununla ilgili 4 videoluk bir seri çekmiştim sizlere. Şimdi yine sizlerden gelen bir soruydu bu. Halk yatırımın scorecard kısımdaki bilgileri nasıl toplayabiliriz? Bununla ilgili isterseniz yine bir sistem kurmaya çalışalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Python temel eğitimimi bitirin. Ve ondan sonra ise iş yatırımındaki bilanço çekme sistemini yani veri kazıma sistemini o noktada da bakın öğrenin. Şimdi bana sürekli şey diyorsunuz hocam yazın scriptleri verin diye de benim çalışma prensibim bu şekilde değil. Ben işleyişin sonucundan ziyade işleyişi nasıl geliştirebiliriz? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Çünkü ben sürecin nasıl işlediği hakkında sizlere bilgi verebilirsem yarın benden daha iyi bir sistem kurabilirsiniz, daha farklı bir sistem kurabilirsiniz. Ama temel mantığı tamamen aynı. Çünkü aynı olduktan sonra sizler bu yöntemleri kullanarak farklı farklı sistemler yapabilirsiniz veya benim yaptığımı çok daha iyi bir şekilde geliştirebilirsiniz. O yüzden hep öğrenme amacıyla bu yola çıktık ve bu şekilde de yine devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden direkt olarak bu videoyu izliyorsanız yani yine de siz bilirsiniz ama eğer bu işi öğrenmek istiyorsanız diyelim Python oynatma listesini kesinlikle izleyin. Çünkü o noktada döngüler nedir, işte listeler nedir vesaire bunları bilmek gerekiyor. Onun dışında veri kazıma süreci için yaptığımız iş yatırımından toplu bilanço çekme yapısını da inceleyin, yazın, geliştirin, kendinizi bu şekilde sürece dahil edin derim ben. Şimdi halk yatırım sitesinden bilgi almaya çalışacağız. Öncelikle şunu bir söyleyelim arkadaşlar. Her sitenin yapısı birbirinden farklıdır. O yüzden her sitede aynı yöntem ile bilgileri maalesef çekemeyebilirsiniz. Bunun çok farklı yöntemleri ve çok farklı kütüphaneleri var. Ama en fazla kullanılan kütüphanelerden tabii ki bildiklerimiz Beautiful Soup kütüphanesi. Beautiful Soup kütüphanesi ne yapıyordu arkadaşlar? Site yapısının arka planındaki sayfa kaynağını görüntüle dediğimizdeki bu arkada olan bütün bilgileri alabileceğimiz bir yapıydı. Şimdi iş yatırım sitesinden herhangi bir yapıyı çekebilmek için Beautiful Soup'u tek başına kullandığınızda yeterli olabiliyor. Ama bazı siteler arka planında JavaScript kodları çalıştırdığı için bu durumda bizim site içerisinde seçim yaptığımız bir kısım düşünün. Mesela örnek veriyorum. Buradan bir tane hisse seçtiğimde şimdi dikkat edin şuradaki linkte herhangi bir değişikliğimiz olmayacak. Ama sayfamızın içerisine yüklenen bilgilerde değişiklik olacak. Şimdi bu noktada bir ayrım yapmamız gerekiyor. Çünkü ben sayfa kaynağını görüntüle dediğim zaman arkadaşlar bakın link üzerinden gelen bütün scorecard linki üzerinden gelen bütün bilgileri de burada görebiliyorum. Ama hisse adı değiştirdiğimde de yine sayfa kaynağında herhangi bir değişiklik olmaz. Bu görünen kısım. Görünmeyen kısım ise arkadaşlar ben burada değişiklik yaptıkça arka planda farklı parametrelerin değişmesinden kaynaklı olan bir değişim süreci başlıyor ve size yeni seçtiğiniz ekranın bilgilerini getiriyor. O yüzden halk yatırım yapısı içerisinde yine Beautiful Soup yapısını kullanacağız ama ondan önce Selenium kütüphanesi ile siteye erişim sağlamak gerekiyor ve site üzerinden bir seçim göndermek gerekiyor ve o seçimin sonunda arkadaki sayfa kaynağını Beautiful Soup kütüphanesi ile kazımamız, parse etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Selenium kütüphanesi. Bunu daha önce hem Excel VBA'da olsun hem de farklı noktalarda olsun değinmiştik arkadaşlar. Selenium kütüphanesi aslında bir otomasyon kütüphanesi. Yani
Siz Selenium kütüphanesi üzerinden işlemleri bilgisayara bildirdiğinizde bilgisayar kendi içerisinde bir bot sistemi oluşturarak sizin yönlendirmeniz sonucunda bir işlem yapıyor. Yani bir site açıyor. Bir siteye bilgi gönderiyor. İşte atıyorum bir Instagram botu yapacaksınız. Oraya kullanıcı adı şifresi gönderiyor. Daha sonra gelen sitede bilgileri almaya çalışıyor tarzı ilerleyen bir süreç. Şimdi bunun için öncelikle hangi browser'ı kullandığınız önemli. Ben Chrome browser'ını kullanıyorum arkadaşlar. Yine o yüzden Chrome Selenium Driver diye bir araştırma yapıyorum. Eğer siz farklı kullanıyorsanız, işte atıyorum burada Firefox kullanıyorsanız, işte Internet Explorer kullanıyorsunuz. Bununla ilgili farklı driver'ları da yine almanız gerekiyor. Şimdi Chrome Selenium Driver. Ben Chrome kullandığım için buraya yazdım Google'a ve ilk siteye giriş yapıyorum. Şimdi öncelikle burada Chrome Driver'ın arkadaşlar Chrome sürümüyle bir kere uyumlu olması gerekiyor. En dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Şimdi bunun için ben Chrome kısmında yani kendi tarayıcımdaki ayarlar kısmında Chrome hakkındaki alana geliyorum. Ve buradaki güncel Chrome sürümümü okuyorum. 108.0.53.59 sürümü benimki. Buradan geliyorum arkadaşlar. Bu noktada benim Chrome yapıma uygun olacak Selenium serisi için bakın burada Chrome Driver 108.0.53.59 değerindeki Selenium yapısını buraya tıklayarak artık download edebilirim. Burada yine kullandığınız işletim sistemine göre Windows olduğu için buradan Win32 zip diyerek indirme işlemini yapabiliyorsunuz. Bunu ben indirdim. Bu konuda bir kere en başta anlaşalım. Çünkü eğer sürüm farklılığı ortaya çıkarsa işlemlerinizde hata alabilirsiniz. Şimdi bu masa üstüme şöyle Chrome Driver diye bir dosya halinde geldi arkadaşlar. Yapımız bu şekilde geliyor. Ben masa üstüne aldım veya siz başka yerde saklamak istiyorsanız orada saklayabilirsiniz. Bir kere yapacağımız ilk adım bu. Selenium için Chrome Driver'ı veya sizin kendi hangi browser'ını kullanıyorsanız işte Firefox'tur vesaire bunlarla ilgili uygun olan Selenium indirmeniz gerekiyor. Şimdi ikinci kısma geçelim. Sistemimiz nasıl işleyecek? Sistem aslında en basit yapısıyla şu şekilde işleyecek. Selenium üzerinden ben hisse bilgisi göndereceğim. O hisse bilgisi Selenium halk yatırım skorkartı açacak. Buradan gerekli olan hisseyi seçecek. Hisseyi seçtikten sonra o hisseye ait olan bilgilerin bulunduğu bana sayfa kaynak bilgilerini getirecek ve ben de onu yine Beautiful Soup'la parse ederek gerekli olan bütün tabloları çekebileceğim arkadaşlar. Şimdi hisselerin öncelikle bana isimleri gerekiyor, kodları gerekiyor. Neden kodları gerekiyor? Şimdi halk yatırım sitesine buraya geldikten sonra arkadaşlar buradan sağ klik yapıp öncelikle bir incele diyorum. Buradaki incele yapısını neden açtım aslında? Şuradaki select yani seçim yapısının içerisine neler dönüyor? Öncelikle bunu almam gerekiyor. Şimdi ben hangisini seçersem buradaki değerin sonuçta burada bir text metin yapısı var. Örneğin işte avot, gıda ve tarım yazmış. Ama bu yapının text yapısı. Benim için önemli olan nokta bunun value değeri. Yani örneğin seçim içerisinde ben avot, gıda ve tarımı buradan seçersem arkadaşlar bu value değeri avot olarak kısaltılmış şekilde işlemi gerçekleştiriyor. Yani bu bilgiyi avot ismiyle gönderiyor ve avot ismiyle de bana avot gıda ve tarım yapısının sayfasını açıyor. Şimdi öncelikle o zaman ben bu sistemde kayıtlı olan bütün hisse senetlerinin value değerlerini yani aslında bildiğimiz hisselerin kodlarını almam gerekiyor. Şimdi bu neden alacağım arkadaşlar? Yapacağımız sistemde bunların dışında herhangi bir değer girdiğiniz zaman Python'da sistem size uyarı verecek. İşte lütfen hatalı bir hisse kodu girdiniz, bir kontrol edin tarzı böyle bir bilgilendirme aşaması verecek. Yani aslında tarayacağımız alan buradaki hisse senetlerinin kodları. Şimdi bunu başka yerden bulabilirsiniz. Bu kodları bir Excel dosyası olarak alabilirsiniz. Python'da bir liste içerisine gönderebilirsiniz ama ben işlemi
Sadece bu işlemi, yani hisse senetlerinin olduğu işlemi iş yatırım üzerinden alacağım. Çünkü halk yatırım kısmındaki bilgilere erişmek biraz daha zor. İş yatırımda daha kolay. O yüzden sadece hisse kodlarını iş yatırımdan alacağım. Sonuçta iş yatırımdaki hisse kodları da aynı. Halk yatırımdaki hisse kodları da aynı. Sonuçta borsaya kote olmuş olan hisse senetlerinin kodları her yerde aynıdır. O zaman ilk adımımız olan iş yatırım sitesinden hisse kodlarını bir çekelim. Bunun için arkadaşlar şuradan analiz kısmına geldim. Şuradan tüm hisse senetleri diyorum. Daha sonra şuradan herhangi bir tanesi, bu Aksel de olabilir, hiç önemli değil. Aksel'e geldim arkadaşlar. Şimdi bunu neden getirdim aslında? Şuradan sağ klik yapıp incele dediğimde şuradaki divin altında bakalım bilgiler nerede saklı? Öncelikle onu bir görelim. Hatta şöyle yapalım, bir saniye incele demeyelim. Sayfa kaynağında varsa bizim için daha rahattır. Şöyle sayfa kaynağını görüntüle diyelim. Şöyle aşağıya doğru inelim. Bütün hisseleri bulabileceğimiz, bakın burada yakaladık. Bütün hisse senetlerinin olduğu alan, bu noktada hepsi bizim için duruyor. Demek ki ben buradan şu bilgiye erişim sağlayabilirim. Buradaki, bakın dikkat ederseniz, halk yatırımdaki value değeri ve tax değeri bu şekildeyken iş yatırımda value değeri bu şekilde. Bakın örneğin işte Comfort, işte kısaltılmış veya Kimpur, kısaltılmışı bu şekilde. Value değeri bu şekilde. Value değeri sisteme gönderilen bilgidir. Buna karşılık bununla ilgili bilgi istenir. Şurası ise bizim için sadece bir text metinidir ve herhangi bir anlam ifade etmez. Ama halk yatırımda value değerleri iş yatırımdaki text değerlerine karşılık geldiği için ben sadece buradaki bilgileri alıp bir liste içerisine atacağım ve bunun üzerinden işlemlerimizi ilerletmeye çalışacağız arkadaşlar. O zaman artık Python tarafına dönelim. Öncelikle bir request ve beautiful soup kütüphanelerini alalım. Şuradan request alalım. Bir de bs4 üzerinden import beautiful soup'u alalım. Bir URL atmam gerekiyor öncelikle. URL yapım nerede? Şuradan geldim. Hisse kodlarını çekeceğim ilk olarak. O yüzden şuradaki yapıyı alıyorum. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sonra R dedim. Request edeceğiz şu anda. Diyorum ki request.get ne yapacak? Yukarıda belirtmiş olduğum URL üzerine bir talep gönderecek. Daha sonra gelen talebin sayfa kaynağını alabilmem için S diyorum. Yani soup yapısı uygulayacağım. Beautiful soup diyorum. R içerisinden text bilgilerini bana getir. Virgül HTML nokta parser diyorum. Bu süreci zaten bilanço işlemini de çekerken yine aynı süreçte yapmıştık. Şimdi print s diyelim arkadaşlar. Artık buradaki linkin içerisinde bulunduğu sayfa kaynağının tamamını buradan ben çekmiş oluyorum. Bakın bu şekilde bütün kod yapılarını sayıyor, yazıyor. Hala devam ediyor. Tamamını bitirecek yine arkadaşlar. Yani şuradaki sağ klik yapıp buradaki alanın tamamını almış oluyoruz. Şimdi şöyle yukarı doğru bir gidelim. Şuradan geldim. Bakın bütün bilgileri artık ben Beautiful Soup yapısıyla çekmiş oldum. Şimdi Beautiful Soup yapısını bana getirmiş oldu. Sayfa kaynağı içerisinde öncelikle bu alana erişmem lazım. Bu alana erişebilmem için arkadaşlar buradaki yapılar, yani aslında hangisinin altında? Çünkü biliyorsunuz HTML yapıları birbirinin altına olacak şekilde ilerler. Yani aslında buradaki yapılar bir üst grubun içerisinde bulunan, aslında children dedikleri işte çocuk kısımları olabiliyor arkadaşlar. Şimdi o zaman öncelikle ben şu alana erişsem benim için iyi. Neden bu alanı seçtim? Bir kere ID'si var. ID'si varsa benim için en önemli olan noktalardan bir tanesi. Şimdi o yüzden öncelikle şu işaretlemiş olduğum select olan ve ID'si olan yapıyı çağıracağım. Bunun için buraya S1 diyorum ve S üzerinden öncelikle find diyorum. Arayacak. Neyi arayacak? Bir select etiketi arayacak. Sonra sözlük açıyorum. Bu select etiketini de ID üzerinden arayacak. ID'si ne? Şurada başlayan, DD ile başlayan kısım. Geldim buraya, kopyaladım ve bunu da yapıştırdım. Print S1 diyelim. Artık S içerisinde select yapısında bulunan, etiketinde bulunan ve ID'si bu olan kısmı bana getirecek. Çağıralım tekrardan.
Bakın artık getirdi bu kısmı da. Şimdi dikkat ederseniz bura iki kısımdan oluşuyor. Hatta şurada gösterelim. Şimdi select kısmının altında olan bakın bir options kısmı var. Bir tane de bunun altında options grup var. Options grup label'larına göre. Nasıl label'larına göre? Hisseler. Devam ediyoruz. Hisseleri bu şekilde saklıyor bakın. Hala aşağıya doğru devam ediyorum. İkinci options grup var. Burada da iç piyasalar label'ı var. Burada da farklı bilgileri barındırıyor. İlk options grupla yani iç piyasalar olan options grupla yukarıdaki hisseler isimli options grup benim taradığım yapının içerisindeki select'in içerisinde saklanıyor ikisi de. O zaman ben öncelikle hisseler isimli options grubu yakalamam gerekiyor. Burada şansım şu şekilde yaver gidiyor. İlk options grup burada olduğu için ben direkt find kelimesiyle İlk options'ı yakaladığımda artık bana sadece label'ı hisseler olanı getirecek. Eğer ikincisini isteseydim bu sefer find all diyerek bütün options grupları tarayacaktım. Bir for döngüsüyle bunları bu sefer ayırt etmeye çalışacaktım. O yüzden ilk options grup benim için yeterli. Çağıralım arkadaşlar. Buna da S2 diyelim. Şöyle S2, S1 üzerinden find diyorum ve opt nokta grup yapısını çağırıyorum. Bakın burada da zaten yazıyor. OPT grup. Şimdi bunu çağırdığım zaman artık şuradaki sadece hisseleri bana getirecek. Yani ikinci kısımda bulunan şu alt kısımdaki ikinci options grup yani iç piyasaları bana getirmeyecek. Yazdıralım. Print S2 diyelim. Şurayı tekrardan kapatalım, çalıştıralım. Bakın gördünüz mü? Sadece BIST'i getirdi. Artık altındakini getirmedi. Bunu niye yaptı? Find kullandım. Find yakaladığı ilk options grubu getirir veya ne arıyorsanız ilk yakaladığını getirir. Eğer birden fazla options grup varsa ki normalde var zaten bizim bu select yapısının içerisinde iki tane options grup var. Birden fazla varsa find all diyerek yani şu şekilde find all diyerek hepsini almam lazım ve bunların içerisinden döngüyle dönüp işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Şimdi ilk options grubu aldık. Artık bunun içindeki bilgileri almam gerekiyor. Ama tabii ki burada bir etiket daha var. Bu sefer options etiketi var. O zaman ben options etiketlerine erişim sağlamam lazım. Şimdi eğer find kullanırsam, find options dersem ilk yakaladığı options'ta kalır. Yani açselde kalır. Ama birden fazla options olduğu için ben bunun yanına bir de find all diyorum. Yani bütün options'ları bana getir. Şöyle bütün options'ları bana getir diyorum. Artık benim için bütün değerler bu şekilde options içerisine geldi. Eğer find all kullanıyorsam bunları bir döngü ile almam gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz text bilgileri daha önce de söyledim. Bir etiketin içerisindeki text bilgileri bu etiket kısımlarında bulunur. Bunlara text bilgisi deniyor arkadaşlar. Yani metin bilgisi. Bunları alacağım. Bunlar için öncelikle hisseler diye boş bir klasör oluşturdum. Sonra for i in s2 diyorum. s2'nin içerisinde dolaşacak. Ve her gelen bilgiyi append edecek. Neyi append edecek? i'yi append edecek. Şimdi print hisseler diyelim. Print hisseler diyelim. Bakın ne yapacak şimdi. Adım adım gidelim, anlayarak gidelim arkadaşlar. Çalıştırdım. Şimdi bakın ne yaptı? Bir liste yaptı. Sonuçta ben boş bir liste açmıştım ve biraz önce options olarak alt alta yazanların hepsi bu liste içerisine yani hisseler içerisine bir liste biçiminde teker teker gönderildi. Şimdi bunun içerisinden ben sadece text bilgisini almam gerektiği için bu noktada append ederken i yerine i nokta text dersem artık buradaki değerlerin bütün text bilgilerine ulaşmış olurum. Tekrardan yazdıralım arkadaşlar. Bakın artık bir liste içerisinde bütün hisselerin kodlarını bu şekilde erişmiş oldum. Yani şuradaki bütün text bilgilerine ben bu şekilde erişmiş oldum ve bunu hisseler isimli bir yapının içerisine bıraktım arkadaşlar. Peki ilk kısmımızı hallettik. Yani hisselerin kodlarının bulunduğu hisseler kısmını cebimize koyduk. Artık şurayı siliyorum. Şimdi geldik artık iş yatırımla herhangi bir işimiz kalmadı. Bundan sonraki işlemlerimiz artık halk yatırım üzerinden gerçekleştirilecek.
Şimdi bunun için Selenium kütüphanesini ne yaptık aslında? Ben Chrome için sizde kendinizdeki browser yapısına uygun olan Chrome driver veya Selenium driver yapısını indirdiniz. Şimdi Selenium yapısını öncelikle tabii ki pip etmeniz gerekiyor. Artık o kısmı söylemiyorum. Ezberlemiş olmanız gerekiyor. Peki neler kullanacağız? Bize neler gerekiyor? Öncelikle from Selenium üzerinden arkadaşlar import web driver'ı almam gerekiyor. Sonra yine from select Selenium üzerinden yine from Selenium üzerinden bu sefer yine web driver'a erişim sağlayacağım. Buradan support diyorum nokta UI diyorum import select kısımlı bir yapıyı çağırıyorum. Bir saniye. Neden gelmedi? Yanlış mı yazdık? Selenium web driver support UI import select. Ha şimdi geldi. Yeşile döndü. Okey. Bunu aldık. Bunu da yine nerede kullanacağımızı göreceksiniz arkadaşlar. Bir de by yapısını almam lazım. Bu da selenium.webdriver. Buradan common.by import şöyle import yazamadık. Şöyle by'ı almam gerekiyor. Şimdi Selenium'la ilgili bu 3 tane yapı bizim ihtiyacımız olan yapı her biri için kullanacağız. WebDriver siteye erişebilmek için arkadaşlar işlemi gerçekleştireceğiz. Select seçme işlemi için yine gerçekleştireceğiz. By yine kullanacağımız arka plandaki örneğin açılır pencerenin içerisindeki XPatch yapısını alabilmemiz için örneğin şuradaki XPatch yapısını alabilmemiz için kullanacağımız yapılar. Bir de Selenium'un şöyle bir sorunu var. O yüzden bir de import geldik. Import time diyorum. Şimdi time yapısının içerisinde sleep isimli bir fonksiyon kullanacağız. Sleep fonksiyonu arkadaşlar süreci ne kadar bekleteceği ile ilgili bir saniye bilgisini verdiğimiz bir fonksiyonel yapı. Bunu neden kullanıyoruz? Selenium bir siteyi açtıktan sonra o sitenin bütün bilgilerinin dolması gerekiyor. Eğer bu dolmadan işlem biterse hata ile karşılaşırsınız ve bu durumda da hatanın nerede olduğunu anlamayabilirsiniz. O yüzden bu time yapısını biz yine bu süreç içerisinde, bu proje içerisinde sürekli kullanmaya çalışacağız. Yani time ile süreçte belirli bir aralık vereceğiz. Yani belirli şu kadar saniye bekle diyeceğiz. Onu neden bekle diyoruz? Sitenin bütün bilgilerinin yüklenmesi için verdiğimiz bir saniye süreci. Peki şöyle aşağıya geldim arkadaşlar. Artık ikinci kısmımıza yaklaştık geldik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle fonksiyonel yapıyla çalışmamız bizim için her zaman idealdir. Dev site diye bir fonksiyon oluşturuyorum arkadaşlar. Bu fonksiyon ne iş yapacak? Bu fonksiyon sisteme girecek. Yani Selenium'u kullanarak siteyi açacak ve site içerisinden bize son bilgileri getirmeye çalışacak. Şimdi bunun için arkadaşlar öncelikle driver diye bir değişken oluşturuyorum. Driver eşittir dedikten sonra web driver yani yukarıda dahil ettiğimiz web driver'ı kullanıyorum ve buradan da Chrome yapısını çağırıyorum. Sonra driver.get diyorum. Bu yapı siteye erişimimizi sağlayacak olan yapı. Hangi siteye erişim sağlayacağız biz? Buradaki halk yatırım skor. Geldim. Bunu da buraya yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi bunun altında doğru yapıştırdık değil mi? Herhangi bir sıkıntımız yok. Hatta şöyle yapalım. Bir saniye. Herhangi bir seçim yapmadan ki link aynı mı? Farklı bir eklenti var mı? Ona bakacağım. Bu arada halk yatırım veya iş yatırım da yavaş ya da benim internetimde de sorun olabilir bilmiyorum. Tamam, scorecard yapısını bu şekilde alacağız buradaki linki. Şimdi linki aldıktan sonra arkadaşlar bakın bu işlem ne yapacak dikkat edin. Siteyi çağırıyorum çalıştırıyorum yani site isimli fonksiyonu çalıştırıyorum. Bakın açtım şu anda süreci birlikte izleyelim ne yaptığını birlikte görelim. Bakın Chrome'u açtı. Chrome otomatik test yazılımı tarafından kontrol ediliyor diyor. Şu anda çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın kapattı.
İşi bitti, artık kapatmış oldu. Şimdi buraya bir de isterseniz mesela time.slip diyelim. İşte atıyorum 10 saniye açık kalsın. Bu ne yapacak? Siteyi açacak ve siteyi 10 saniye boyunca açık bırakacak. Ondan sonra kapatma işlemini gerçekleştirecek. Bakın çalıştırdı. Yine bilgiler yüklenecek. 10 saniye gibi bir süre bekleyecek arkadaşlar. Ve daha sonra bu yapıyı ortadan kaldıracak. Yani kapatma işlemini gerçekleştirecek. Şu anda site yüklendi. Normalde kapanması gerekiyor ama ben time slip bilgisi verdiğim için yükleme işlemini daha sonra bitirdi. Şimdi şunu da gelmişken göstereyim. Şimdi bazı hatalar verebiliyor Selenium. Önemli bir hata değil. Sürecimizi etkileyecek bir hata değil ama bu USB ve Bluetooth driver'ları ile ilgili daha önce de bunlar olmuştu. Bunları gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz hemen arada onu da gösterelim. Şöyle driver yapısından önce bir option diye değişken oluşturayım arkadaşlar. webdriver.chrome options diyorum. Daha sonra alta geldim arkadaşlar. Şu yine yukarıda oluşturmuş olduğum options nokta add buradan yine experiment kısmına geliyorum. Buranın içerisine şunları yazın arkadaşlar. Exclude switches virgül bir tane liste için yine şöyle enable tire logging. Önemli değil ne anlam ifade etti. Sadece o hatayı görmemizi sağlayacak ama tabii ki gösterecek. Çünkü options vermedik. Bunu yaptıktan sonra options'ları kullandıktan sonra arkadaşlar buradaki webdrive.chrome'un içerisinde options isimli bir parametre var. Yukarıda oluşturmuş olduğumuz options'ı oraya gönderiyoruz. Çalıştıralım. Artık o hatayı bizlere göstermeyecek. O Bluetooth ve USB driver'ları ile ilgili bir sorun da arkadaşlar. Geçmişte de vardı. Hala devam ediyor. Neden yaptığını da bilmiyorum ama bu şekilde gizleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bakın yine açtı sitemizi. Çalıştırdı. Biraz sonra kapatacak ama bu sefer biraz önce verdiği o Bluetooth hatasını görmeyeceğiz. Çünkü ona göre bir option kısmı verdik. Bakın arkadaşlar sistemi de bu şekilde kapattı ve sonucu da gelmiş oldu. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Artık siteye erişimimizi sağladık. Siteye erişimimizi sağladıktan sonra ilk yapmamız gereken şuradaki açılır pencere kısmına yakalamamız gerekiyor. Sonuçta buraya bir bilgi göndereceğiz. Bu bilgiyi gönderdikten sonra arkaya o gönderdiğimiz hisse ile ilgili bilgileri alabilelim. Şimdi şurayı isterseniz 2 saniye yapalım. Çok önemli değil. Şurayı da şuradan kaldıralım. Peki bunu nasıl yapacağız? Yine bu fonksiyonun içerisindeyiz. Step add isimli fonksiyonun görevi gidecek, Chrome'u açacak, siteye bağlanacak ve site içerisinde istediğimiz işlemini yapması gerekecek. Şimdi bunun için de arkadaşlar hatta şöyle bir tane bırakalım yeter. Seç diye bir değişken oluşturuyorum. Seç değişkeni arkadaşlar yukarıda oluşturmuş olduğum driver üzerinden işlem yapacak. Driver nokta find element diyorum. Find element demek arkadaşlar bu kısmın element ismini almaya çalışacağım. Bu ne demek? Hemen gösteriyorum. Yukarıda yazmış olduğumuz by kısmını bu noktada kullanacağız. Diyorum ki by nokta xpath. Bakın by nokta xpath. Virgül diyorum. Daha sonra buraya geldim. Şu açılır pencerenin xpath'ini almam gerekiyor. Sağ klik diyorum. İncele diyorum arkadaşlar. Bakın şurası. Görmüş olduğunuz gibi select kısmının olduğu yer burası. Buraya da sağ klik diyorum. Kopyala diyorum. xpath'i kopyala. Tekrar edelim. Sayfayı açtık. Hangi alana bilgi göndermek istiyorsak o açılır pencere ile ilgili xpath almamız gerekiyor. Sağ klik dedik. İncele dedik. Buradaki kısma yine şuradan sağ klik dediğinizde zaten burası bakın aktif halde duruyor. Buraya da yine sağ klik kopyala xpath'i kopyala diyorum. Bunu kopyaladık. Geldim arkadaşlar. Şuraya yapıştırıyorum virgülden sonra. Herhangi bir şeyle oynamıyorsunuz. Buradaki yapıştırılan bütün alanı şöyle öncelikle iki tırnak içerisine alıyorsunuz. Dışarıya iki tırnak içerisine aldınız. Kendisi yine iki tırnakla geldiği için burayı farklı bir yapıda görüyor. O yüzden içeridekileri de tek tırnak yapalım. Sildik tek tırnak.
Yine içeridekini sildik. Yine tek tırnak yaptık. Şimdi bu ne demek? Ben artık açılır pencereye erişim sağlayabildim. Buraya geldiğinizde ne yapıyorsunuz? Burayı seçiyorsunuz ki liste açılsın. O zaman biz de seçelim. Geldim bir alta. Diyorum ki seç nokta klik. Bir klik et. Şimdi siteyi bir daha yazalım. Tekrardan işlem yapalım. Bakın bu sefer yine ne yapacak? Nerede hata vardı? Make request. Nerede hata yaptı? Find element driver nokta. Tamam. Şu noktada sayfayı açtıydık. Okey. Şunu oluşturduk. Find element sitemizi açtık. Okey. Bunu da yazdık. Bunda da herhangi bir problem yok. Daha sonra seç click dedik. Nerede hata vardı onu anlamaya çalışıyorum. İşlem yapıyor şu anda. Bir bakalım. Ha, tamam. Okey. Şimdi hataya vermedi. Bakın şöyle açtı arkadaşlar. Sağa doğru da gidelim. Şimdi dokunmuyorum. Ben mouse'a dokunmuyorum. Kendisi açtı otomatik. Şimdi elementi bulacak ve onu klik yapacak. Bakın. Yani açılır pencereyi açacak. Tabii ki çok çabuk yaptı. Yine bu noktada şöyle yapalım. Time nokta sleep yapalım. Şöyle 3 saniyede orada beklesin. Tekrardan bir daha çalıştıralım şurayı. Ben sadece kodu çalıştırdım şu anda. Herhangi bir işlem yapmadım. Kendisi otomatik Chrome'u açtı. Bakın siteyi açıyor şu anda. Açılır pencereyi açacak kendisi. Bakın açtı. 3 saniye bekleyecek. Daha sonra da kapatma işlemini gerçekleştirecek. Yani artık o noktaya gelmiş olduk. Yani bilgisayar bizim yerimize siteye girecek. Buraya açılış yapacak. Şimdi bundan sonrası ne? Ben burayı seçtiğim zaman neler oluyor? Yani ne yapması gerekiyor? Şimdi ben burada herhangi bir tanesini seçtiğim zaman buradan sağ klik incele dediğimde arkadaşlar şuradaki value değerleri var ya en başta ihtiyacımız olduğu için iş yatırımından kazıdığımız value değerlerini gönderiyor. Demek ki ben elimdeki hisseler içerisinden bulunan herhangi bir tanesini gönderirsem bu gidecek o hisseyi seçecek. Örneğin ne diyelim atıyorum out. Bakın şimdi. Gidecek out'u seçecek. Bunu yapması için ne yapmam gerekiyor? Click işlemini gerçekleştirdi. S diye yine bir değişken oluşturuyorum. Bunun için yukarıdaki select yapısı var ya bunu kullanacağız. Buradaki select yapısının içerisine yukarıdaki seçi gönderiyorum. Çünkü artık seç buradaki element yapısı arkadaşlar. Bunun için buraya geldim. S'yi eşitledim. Daha sonra diyorum ki S nokta select by index var. Select by value var. Ben value'yu kullanacağım. Neden value'yu kullanıyorum? Çünkü benim için daha rahat. Yani şuradaki value kısmında ben bilgi gönderebiliyorum. Geldim. Şurayı kapattım. Diyorum ki value gönder. Atıyorum. Avot ismini gönder. Sonra time nokta sleep yap. Bunu da biraz fazla uyu diyorum. Çünkü sitenin bilgilerinin yüklenmesi yine zaman alabiliyor. 10 saniye uyuyacak. Tekrardan bir çalıştıralım. Bakın bu sefer ne yapacak arkadaşlar. Kodu sadece ben çalıştırdım. Ama tabii ki fonksiyonu çağırmadık şu anda. Site isimli fonksiyonu çağırmamız gerekiyor. Çağırdım tekrardan. Şimdi bakalım ne yapacak. Açılıyor. Bakın. Açtı halk yatırım skor kartı sayfasını. Gidecek şimdi açılır pencere üzerinden işlem gerçekleştirecek ve benim ona göndermiş olduğum Avot ismini value olarak atadığında Avot gıda ve tarımı seçmiş olacak. Bakın ne yaptı? Avot gıda ve tarımı seçme işlemini bu şekilde gerçekleştirdi. Bekliyor 10 saniye daha sayfanın yüklenmesini bekliyor ve ondan sonra da kapatma işlemini gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar. Yapı bu şekilde. Tabii ki bunun için öncelikle driver yapısını bir fonksiyon oluşturduğum için driver yapısını return etmem lazım. Bunu da şöyle return driver diyelim.
Bunu neden return ettim? Bu driver içerisinden kaynak kodlarına erişeceğim ama farklı fonksiyonlar içerisinde kullanacağız. O yüzden arkadaşlar yapıda buna dikkat edelim. Return driver'la fonksiyonumuzda bu şekilde oluşturmuş olduk. Ctrl S ile de kayıt edelim. Şimdi çok fazla böyle parça parça çekelim ki daha anlaşılır olsun. Hem daha da yorulmayalım. Ne kadar oldu bilmiyorum video süresi ama. Yapı bu şekilde ilerleyecek. Biz bu gönderdiğimiz değerle ilgili örneğin avot ise gidecek. Buradan avotu seçecek. Avot gıda ve tarımı bu noktada yine seçimini gerçekleştirecek. Ve bu sayfa içerisinde yüklenen bütün tablolar hakkındaki bilgilerin saklı olduğu kaynak kodlarına biz bu şekilde erişim sağlayabileceğiz arkadaşlar. Tabii ki burası daha sonra değişken olacak. Avot biz şu anda örnek olsun diye avot verdik. Bu değişken olacak. Bu değişkende de biz kişiye seçtireceğiz. Yani sizler kullanıcı olarak hisse ismini gireceksiniz, yazacaksınız, enterlayacaksınız Python'da. O hisse girdiğiniz hisse değerini buraya value değeri olarak gönderecek ve hangi hisseyi seçtiyseniz onunla ilgili sayfayı aktif hale getirmiş olacak arkadaşlar. O zaman videomuzun ilk birinci bölümü bu noktada bitirelim. Bir sonraki videoda da yine tüm hızımızla devam edelim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.